Farz edelim ki cümleleri nihayetinde bir dünya ve bir karakterle ilgilidir. Dünya derken aslında çevreyi, yani hikayenin geçeceği ortamı ve koşulları kastediyoruz. Mercan kayalıkları gibi gerçek bir dünyayı ya da genç bir kızın zihninin içi gibi mecazi bir dünyayı ele alabiliriz. Hikaye yolculuğunda izlediğimiz özneler ya da bireyler ise tabii ki de işin karakter dediğimiz kısmı. Ya dünyada sadece tek bir robot kaldıysa, Şimdi gelin Pixar hikaye sanatçılarına ilham veren dünyaların ve karakterlerin neler olduğunu dinleyelim. Yıldız Savaşları'ndaki ya şöyle olsaydı sorusu bence mükemmel. Ya bir grup isyancı insan ruhunun koruyucusu olmak isteseydi. Diyelim ki bir yandan devam eden, hassas insani duyguları yok etmeye çalışan soğuk, teknolojik bir savaş var. Buradaki ya şöyle olsaydı sorusu gerçekten çok güçlü ve bu yüzden beni gerçekten o dünyanın içine çekmişti. Oyuncak Hikayesi filmindeki dünyada büyümek çok güzel bir metaforla anlatılıyor. Bu çok zekice. Çünkü dışarıdan baktığınızda çok basit görünüyor ama içeriden bakınca çok karmaşık ve çok da güzel. O yüzden bence bu Hikayeye öncülük eden bir dünyanın ve verilen mesajda hepimizin kendine dair bir şeyler bulabileceği bir dünyanın mükemmel bir örneği. Benim en sevdiğim filmlerden biri Coen kardeşlerin Raising Arizona isimli filmi. Eşiyle birlikte aile kurmak için bebek çalmayı planlayan ana kahramanın karakterinin yanında filmdeki dünya biraz arka planda kalıyor. Bu karakter bana inanılmaz derecede gerçekçi geliyor. Bence ekranda öylece dursa bile yine de çok güçlü gözüküyor. Ben şahsen karakterin dünyadan önce gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Örneğin pantolonun unutan ve işe aynen o halde giden kör bir karakterin hikayesi, aynısını yapan ama gözleri görebilen bir karakterden çok farklı olacaktır. İki karakterin sahip olduğu sahneler ve diğer her şey aynı olsa bile hikayeleri birbirinden tamamen farklı olur. Yani benim için bu işin kralı karakter. Herkes biraz farklı çalışır. Mesela ben önce dünyayı yaratmayı, sonra oraya uyacak karakteri ya da o karakterin kim olacağını bulmayı tercih ederim. Önce bütün karakterlerin içine uyabileceği bir sahne oluşturmam gerekir. Böylece hikayelerin çıkacağı denklemi oluşturmuş olurum. Gördüğünüz gibi bazen dünya, bazen de karakter önce geliyor. Hangisi önce gelirse gelsin, hikaye ancak karakter ve dünya birleştiğinde doğar. Sıradaki alıştırmada hoşunuza giden karakterleri, dünyaları ve hikayeleri düşünerek biraz ısınmaya başlayalım.